YouTube'cum, bak hata ediyorsun. Yanlış yerde takılıyorsun. Aşağıdaki açıklamaya tıklıyorsun. Kick linkinden 20 çift sıfırda yere geliyorsun. Chat'in arasına kaynıyorsun. Akıyorsun. Yoksa sabahlara kadar ben vuralı yaralıyam. Gün ve gün sararıyam diye itici ve küçücü şarkılar dinletirim sana. Tıkla gel. 20 çift sıfır fena kopuyoruz. Neler neler yok ki bizde. Vallahi billahi. Benle. Bizde neler neler yok ki. Amenna. Ver müziği. Amenna diyor. Haberin bir de Donay sesine böldü. Donay sesine böldü. Ha, Donay sesine ne oldu? Gülüm Donay sesi değiştirdi konu ya. Değiştirdik Kerem abla. Dost değil, dost değil. Dost değil, dost değil, dost görünür feleğim. Yaralı, yaralı, yare, yare. Ya vallahi eserim var ya. Yani canım, ciğerim, güzel kardeşim. Ben senin her tavrını çekerim. Derim sana şekerim. Vallahi o da iyiydi ya. Kız seninle gönül var. Ya tamam sen sus yeter artık vallahi billahi ya. Geç. Geç millete vallahi billahi. 3 bölümdür işkence çektiriyoruz ya. Eyvallah. Yani en Amenna. azından, yani şu arkada görmüş olduğun köşe benim türkü bar köşem. Ben biraz daha şey seviyorum böyle. Sen biraz modernize edip kendi tarzında okun tabii. Uslu bu evet. Tarzı var. Hani modernize mi? Ben biraz daha böyle türkü deyince böyle dedim yanık yanık. Ben öyle seviyorum. Yani dışarıdan mesela Hayri Nihal Sacım iyi ki varsın gülüm benim. Burada çok da olmaz o ya. Okumak ister Demet'in misin? O konsepte uymuyor. Hayır, evet. Sen güzel bir şey yaptın ama türkü diye girdiniz. Mesela ben dışarıdan şey siz görünüyorum. Hani böyle tıp tıp alakası yok. Yanında Çet ben dışarıdan böyle Amenna. prenses kız bir şey söyleyeceğim. Ben dışarıdan böyle dıptıs gözüküyor muyum abla? Ben geçmiyor sırf türkü. Arabesk dinlerim mesela. Ve rahatsızım yani kusura çok bakmayın. enteresan. Kanka estağfurullah ama senin rahatsızlığın bizi etkilemesin yeter ki. Senin rahatsızlığın bizi etkiliyor. Çünkü ben dışarıdan dıptısım arkadaşlar yani. En fazla bu kadar. Tivrik gözüküyorsun diyen var mesela. Çok enteresan. Ağzına yüreğe ve acayip var. Severim yani sağ türküyü. Ben de çok severim. Varsa bir türkü yani. Siz patlatın ya bizim evimizde isterseniz. Yok sadece be. Dinlemeyi seviyorum yani. Şu an davet edilmişken bir daha davet edilmemek istemem yani. Allah Allah öyle la. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. Abla yalnız senin Demet ses tonun böyle mesela 90'lı yıllarda şey falan vardı böyle bendeniz miydi neydi o? Onun sesine falan benziyor mesela birazcık. Dur bakayım bendeniz miydi o neydi chat? Bakalım hemen bir bendeniz. Evet aç bakalım bir bendeniz şarkısı hemen abla. Aç bakalım. Yok sözün, kitabı yok gönlün. Ben aşka divane baştan sona. Onun farklı bir havası vardır bendenizin. Birazcık bir bendeniz ses tonu havası alıyorum abla. Yalnız ben böyle sessiz kalmam yani kızlar. Erdem hala Erdem bende dediği zaman ben sessiz kalmam. Duyabilirim. Başlar başlamaz alacağım o dişleri. Başlar başlamaz alacağım o dişleri. Durdurun dünya yaşanmaz olursa sebebi belki eski hatıralardı. Bilir misin hayat aşktan ibaret. Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet. Bir bilen olur mu dersin, bir gören olursa gelsin. Kim inkar eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda. Evet abla devam edelim. Bir ses mi buradan oraya? Abla bir şey söyleyeceğim şu çapağı çıkardıktan sonra bu çapağın varlığını ekstra görmemize gerek var mı mesela? Çıkardık. Merhabalar. Ne haber? Nasıldı? Gözümdeki hayatım güzel geçti inşallah. Ha? Evet devam edelim abla. Ya gıcıklığına söylüyor. O bir de götünü sürdü galiba. Valla ne diyeyim ya. O benim diyor başka bir şey yapmış. Sinir ediyor beni. Kim sonra diyor? Diyor ki o işte beni sen kenara Serhan çekin benim dedi, diyor. Annesi istemiş bak diyor bizim elektriğimiz belli artık. Ya bir gitsin Allah aşkına ya. Bir geçsin ayolları bir ya. Bir o yolları gel. Beni niye çağırdılar o zaman? Yani bir sürü diyor. Hopla işte. Yalnız olaya bak anne. Ceyda ne güzel deliriyor ya. Ceyda var ya bir delirdi mi tam da daha Ceyda'nın o böyle sağlam cringe delirmelerini görmedik bile ya. İkinizi sen benim yerime koy evet. Kendini. Ne oyuncak bebek mi? Çok ilginç. Cemo kayıtta mısın Cemo? Kayıtta mısın Cemo? Nerede Cemo? Cemo gel. Bak bu kadar hiç rahat bir takım elbise gördün mü hayatında bir bak. Abi. Kayıtta mısın Cemo? Yemin et.
İkiniz birden. Ben de anlamadım. Senin Türk kahveni. Hepinizinkini yiyor. Hepinizinkini yiyor. Baştan beri benim elden beri. Ben de çayınızı hazırlardım diye konuştu onunla. Ne? Ben de pes ettim. Danile daha çok konuşma fırsatı buldu. Sohbet ettiler ya. Evet. Ben konuşmak istemedim yani. Konuşsam konuşurdum ben. Bilerek sustum yani, anladın mı? Ne göstereceğim kendimi? Gösterme çabalarına niye gireyim ki ben? Yani amenna. Sen de konuştun mu? Tam konuşuyorsun Ceyda. Kadın hiç konuşmadım. Al beni de çağırmış işte. Canım. Serhan'ın annesi muhabbetinden mi? Abla yalnız Danila seni çok kudurtur şimdi Ceyda. Hiç girmesen mi o topaya? Şu anda mutfakta olan kim? Ben. Demek ki kendimi göstermiyorum. Benim. Bu ne demek şimdi? Ne alakası var anasını satayım? Vallahi billahi. Kendini göstermiyor musun? Ya Danila. Kızım kadınla konuşmak için canım rica edeceğim. Şu anda mutfakta olup iş yapan kim? Bana bunu söyler misin? Allah tamam, ne alakası var? Mutfakta olup iş yapmakla ne alakası var şu anda? Dani. Bir de Dani çok fazla geldin bu bölüm bana ya. İş yaptın. Temiz yerleri babamla siler. Temiz yerleri babamla. Vallahi bir temiz yerleri babamla siler. Çok doğru laf. Mutfakta olup iş yapan kim? Bana bunu söyler misin? Allah. Dani yanlış anlamadı. Sen hep görüntüdesin ya. Ne iş yaptın? Temiz yerleri babamla siler. Kes. Bitir temiz olayı. Yerleri babamla. Uuu kes. Bitir olayı. Kes. Siler, tamam mı? Konuşma oradan. Sus. Tamam mı? Susacaksın sen. Geç aralara bakayım. Ali zafir var. Ne oluyor lan? Ceyda harbiden sıyırdı. Dur. Dedim ya arkadaşlar Ceyda o psikopat hallerini açmadı diye. Açtı şu anda. Siler, tamam mı? Konuşma oradan. Sus. Tamam mı? Sus. Ceyda harbiden sıyırdı. Babamla siler. Kes. Bitir temiz olayı. Temiz yerleri babamla siler. Tamam mı? Konuşma oradan. Sus. Tamam mı? Susacaksın sen. Geç aralara bakayım. Ali zafir var. Tamam. Ceyda. 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 Bana bak Ceyda, ne oluyor abla, niye böyle Ceyda'nın annesi gibi davranıyorsunuz, tamam mı? Sus, tamam mı? Evde misafir var. Evde misafir var, kim? Gittikten sonra ne yaparsanız yapın. İşte bak benden... Ya bunların da bu, abla burası iyice tımarhaneye döndü ya. Bir de bunların da bu evcilik oynar gibi hayatları. Şey yap. Evde misafir var, kim? Emre. Kendinize gelin biraz. İşte bu ev. Cidden, sizden çok... Eyvah eyvah, bok yedik şimdi, evde misafir var falan, bunu da triplere soktunuz şimdi. Allah! Emre'de triplere girdi şimdi, triplere bak. Kes, tamam mı? Sus, bitir olayı. Kusura bakmayın ama valla ben kendi evime gitmek istiyorum şu anda ya. Oy! Ya vallahi deli olacağım ya. Hakikaten deli olacağım ya. Bence... Soktunuz herifi zorla tribe ya. Sen kusura bakma. Demet'le vakit geçirmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Demet... Niye biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? O kızın pozitifliğine ihtiyacım var cidden, bakın. Evet. Ya ay, Emre sen kendin çok pozitifsin sanki ya. Yani, Demet pozitif. Kendi... Ben şu an gidiyorum buradan. Ya ne olur gerçekten vallahi peşimden koş Emre ya. Delir hocam vallahi bile, bunun da tripleri beni bitiriyor ya. Yani çünkü çok gerginsiniz. İnanılmaz geriliyorsunuz. En ufak şeye birbirinize parlıyorsunuz. Amenna. Emre yalnız şu anda sen de çok sağlam parlıyorsun ya. Detay vermek istemiyorum ama bir Ercansal patlamalar yaşanmış galiba. Bunu 500 kere biz geldiğimizde her seferinde telaffuz ettik. Sen de yanlış anlama, sen de yanlış anlama, sen de yanlış anlama, sen de yanlış anlama, siz... Chat bir şey söyleyeceğim, sen de yanlış anlama, kırmızı sen de yanlış anlama, depresif kedi sen de yanlış anlama, ELB01 sen de yanlış anlama, Bibiko sen de, Florya Hanım sen de, Eci Çilek sen de. Siz de yanlış anlamayın. Siz de yanlış anlamayın, Duygu ve Nisa siz de. Mrs. Jaten hatta sen de, Glamişko sen de, İrem Yom sen de. Aranız... San Sebastian Çizkek sen doğru anladın mı? Sen de yanlış anlama, Hande 04 sen de. Aranızdaki problemleri çözün, biz buraya geldiğimiz zaman... Lütfen rica otur ediyorum. Musun Emre? Daha sakin otur, olmaya çalışın. Emre, otur musun? Yok hayır, ben Emre, gerçekten bakın ben sen orada. Sen bahçeye geç. Tamam ben... gel bahçeye geç. Hayır. Bahçeye hayır. Geç. Hayır. Otur. Hayır ben negatiflik seven bir adam değilim. Ben ya Emre çok gerçekten rollüsün ya. Ay fazla rollü adamı hiç sevmem ya. Orada Demet'i bilerek çağırdım ki hepinizin negatif olduğunu ve o kızın çok pozitif bir insan olduğunu bildiğim için ben Demet'in ismini üstüne basa basa verdim. Yanındaki sen arkadaşlarıma da hatta bahçeye. Demet deyin. Evet. Demet, evet. Diye göz göze geldik. Aynen, sen bahçeye geç, tamam. Bahçeye geç, ben... Ben... Gel, gel, bahçeye geç. Hayır, hayır, ben gideceğim. Ben gidip orada vakit geçirmek istiyorum. Ben şu anda bu ortamda burada sizinle vakit geçirmek istemiyorum. Yanlış anlamayın bunu. Tekrar olmaz zaten. Kişisel bir problem aynen, değil. Aynen, tekrar olmaz. Yok. Hadi. Ulan sen gidersin ki erkekler evinde çok büyük medeniyetler içerisinde yaşıyorsunuz ya. Köşe koltuğu yüzünden birbirinizi yiyorsunuz lan. Ha? Köşe koltuğu yüzünden birbirinizi sılıyorsunuz. Bu ne yapıyor ya? Size... Sus, tamam mı? Kes, kes, bitir olayı. Sus. İyi akşam. Konuşma oradan, tamam mı? Sus, hadi bakayım. İyi akşamlar diliyorum ben. İyi akşamlar canım benim. Başka zaman tekrar gelirim. Emre'nin girdiği tripler ya. Emre'nin girdiği tripler ya. Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. 3-5 dakika, aa, sadece 2 dakika ne olursun. Bunalıma girdim çünkü. Bunalıma gir. Ne oldu anasını satayım böyle Emre? Ne oldu bu kadar yükseldin ya? Haklı. Haklı mı? Nesi haklı ya? Bu ne? Bu ne tribüne girdi? Çok ayıp. İkisi de çok terbiyesiz. Ben başlatmadım. Terbiyesizsiniz diyen de Ayça Riçe'ye. İkiniz de çok terbiyesiz. Şimdi terbiyesizsiniz. O kızın mutfaktaydı. Niye sataşıyorsunuz? Büyük terbiyesizlik. Yani olan olayı yatıştırıp daha bir şey olabilirdi hani. Erkeklere yönelik bizi yumuşatmaya çalışabilirdi ya da... Kim?
kavga eden kızları yumuşatabilirdi. Ama yumuşatmayı seçmedi, terk edip gitmeyi seçti. Ha değil mi Emre? Abla vallahi doğru söylüyorsun. He. Ulan vallahi billahi Mehtap, yani sana bazen gerçekten uyuz oluyorum da. Yani en azından doğruları bazen tükürmüyorsun, kusuyorsun. Diye kusuyorsun doğruları bazen ya. Haklı ya. Siz çocuk olarak ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Çocuk olayı hakkında mı? Murat Bey'in zaten var ikişer üçer tane çocuğu değil mi? Esra Erol Murat. He? Dur utandırma beni Murat. Açmayayım şimdi o fotoğrafı da milletin midesi bulanmasın. Hangi açıdan? Yani çocukların... Şimdi benim bir fikrim var mesela çocuk hakkında. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Sizin nedir onu merak ediyorum. Sizin bir çocuğunuz var. Var. Ben çok severim çocukları. Çocukları çok severim. Ya. Açık söyleyeyim vallahi billahi. Tamer'in kızı Şerbo'da yeni sezonda Rüzgar ve Sönmez Teyze olmayacakmış. Aklı olan iki kişi ayrıldı. İkinci çocuğu düşünüyor musunuz? Üzülücü bir iki varsın da Sönmez Teyzem nereye gidiyor benim ya? Hadi Rüzgar anladın mı? Sönmez Teyze nereye gidiyor? Yok. Afiyet olsun canım. Merak ettim. Üçüncü sezonda neler yaşanacak çok merak ettim. Sönmez Teyzelere gidiyor. Hayırdır ya? Yok. Duruma göre değişir o yani. Ben severim çocukları ya. Chat ben çocuklarla iyi anlaşırım yani. Severim çocukları. Şu anda gerçekten adam olabilir de. Aslında ama bazı çocuklar birazcık sevimsiz oluyor. Ayrı mevzu da. Olmayabilir. Bazıları tatlış oluyor yani. Emre çok tuhaf bir omuz yapım var lan. Olması lazım. Yani öyle bakılıyor. Emre'nin omzunun kamburu var. Yok ama... Aslında doğru. Sizin evinize hırsız girse ruhunuz duymayacak herhalde. Aa gel bak. Gel. Hırsızlık var lan ya. Gel lan gel. Herifin belli ki karnı acıktı. Oradakiler kavga ediyor. Hayali kaçtı herif ya. Yok ben şu anda burada durmak istemiyorum. Demet'in ismini üstüne basa basa söyledim. Demet daha pozitif olduğu için karnım acıktı aman. Evet. As. Hoş geldin. Hemen gel. Bak abi kaçtım geldim ya. Bak, yemek yedin mi? Demet'i görmeye geldi. Demet'i görmeye geldi gel. Sana uzandım kaçtım geldim. Dünden uzandım unuttum geldim. Teşekkür ederim. Dünya yansın koy verdim bana biraz chat ver. Yani. Bak şu topu birbirlerini parçalayacaklar ya. Kısmet. Vallahi birbirlerini parçalayacaklar. Kısmet gördün mü? Evet. O dedi de benim Melih'im hala iyileşmedi. Melih yok ya. Beyler gördünüz mü? Demek de ne var acaba falan deyip. Şaka yok. Bir anda. Bak, bir anda herkesin birden böyle. Tam yemeğine başlıyordu biliyor musun? Seninkini yiyecekti hani ısıtması tabaktan zor olur diye. Amenna. Yani sana tencereden tekrardan verecektik. Ya otur kardeşim. Erdem senin de aklın fikrin milleti erkekler evindeki erkekleri doyurmak anasatım ya. Mor gömlek. Ben yokuşma değil değilim. Tabii şükür. Hoş geldin. Size afiyet olsun. Şimdi onu söylesem bu olacak bunu söylesem. Rengim attı ya. Demet. Dayanamadım ya. Muhtemelen ona döndü. Ya neye dayanamadın? Emre tekrar söyle. Neye rengin attı ya? Göt kadar oda. Burası en azından kızlar evi daha ferah havadar. Göt kadar odada tekrar söylüyorum. Köşe koltuğu kavgası yapıyorsunuz çoraplı ya. Öyle zaten bilmiyorum gerçekten. Mecbur burada gerginliği öyle düşündüm yani. Kimse kalmadı mı? Serhal olgun bayanlardan mı hoşlanıyormuş ya? Çoraplı ya Zehruş, Bibiko. Şovmen tam şovmen ya Zehruş. Şey, Bibiko. Başlayacak millet. Abi Daniel'le ile Ceyda arasında öyle bir savaş var ki. Tamamen lan. En son ben çıkarken Ceyda'nın yılan diye bağırdığını duydum. Nasıl bağırdı adını Ferah koydum. Halil'i bir daha yap bakayım. Savaş var bak, ki. Anlatıyorum. En son ben çıkarken Ceyda'nın yılan diye bağırdı. Yılan. Bunu duydum. Bağırdı götten sallıyorsun. Hiç öyle yılan diye bir bağırma olmadı. Şey oldu. Sus. Yani bağırdı böyle. Yılansın kime? Sen dedi. Daniella'ya. Daniella. Orada biraz salladı abla. Yani, yılan mı? Parçalayacak yine. Ne oluyor abi? Orada? Chat saat 23.30 civarında arkadaşlar. Bir romance club patlatacağız. Nedir? Kısmet solurum ben daha uzun. Amenna. Gowlitçi bir iki varsın. Ben kısmet solurda daha çok varım. Daha uzun sürmesinden daha çok varım ama chat. Dedim. Arada romance club'da patlatmak lazım chat. Oyunu bir bitirelim komple. Kısmet solur yayınları uzayacak zaten. Kızıştı. Vallahi diyorum bak yani hani o kadar negatif. Gowlitçim hoş geldin. Bir enerji var ki bak. Bir şey söyleyeyim ben her gün yaşıyorum. O negatifi size yansıtmayacağım. Söyle onu ben biraz hanımefendi. 23.40 da olur. 23.40 da olur. Ben de olsun. 23.40 daha iyi olur ya. O kadar da erken bitirmeyelim kısmet olur. Negatifliği çok fazla size yansıtmayacağım. Ben buraya eğlenmeye geldim. Danfini hocam hoş geldin. Günüm benim. Romance Club videolarından gelenler hepiniz hoş geldiniz. Bir dahaki Romance Club yayınları arkadaşlar Elmas Şelalesi olduğu zamandır. Kafa dağıtmaya geldim. Hoş geldik. Neşelenmeye geldim. Çünkü sizin negatif olduğunuzu biliyoruz. Doğru adrese geldiniz. Yalnız yüzü falan çok kötü korkunç şeyler görmüş. Tabii tabii yüzü çok kötü ya. Baksana vallahi bile. Niye Emre niye öyle oldun vallahi bile. Korkunç şeyler gördün galiba Emre. Bozuldu yani böyle gereksiz yani. Yani bence de. Korkunç şeyde ne gördün? Ay Çeliçen'in kombinini mi gördün? Neyi gördün? Ne abart. Ama abartın pick me boy. Ya güzel tamam mı? Zaten bizim içimize sinmemiştin sen. Bir de yemeği beğenmedim ondan geldim. Bana birazcık da ustum. Emre biraz doğrulur konuşalım. Belli ki yemeği beğenmedin ya.
Eda çok terbiyesiz. Ya, ondan böyle zor. O çocuk oradaydı ama. Şey ama o çocuk kız oradaydı. Ağzını açmadı yani. Ama sen laf attın ona. Ama sen laf attın. Bence de hareketleriyle ağzını açıyor. Dani hareketleriyle ağzını açıyor. Eda. Hareketleriyle ağzını ama açıyor göz. Hareketleriyle ağzını açıyor ya. Görüyor yani. Şşş. Sen laf atmıyorsun. Eda sen atmadın ben laf falan. Hep laf atıyorsun. Artık eve misafir geldiğini tartışmayı kesin ya. Nedir bu ya? Eve misafir, kendi evinizde de mi böylesiniz siz? Ben kendi evimde hiç böyle kavga görmedim yani. Bizde misafire hürmet vardır, sizde yok kızlar, yapmayın bunları. Duygu Hanım iyi misiniz şu anda? 75 milyon insan izleyecek bizi. 75 mi? Ama en sonunda ortaya konuş. O tarafa konuş. Hayır ortaya, onlar sırtı dönük. Ben başka bir şey düşünüyorum. Olayı yaratan burada Ceyda. Ceyda'ya karşı konuşuyorum. Bir de abla git kime konuşursan konuş. Mehtap senden yemez, ben sana söyleyeyim. Ya. Mehtap senden yemez. Mrs. Emotion. Konuşmayın bana. Hepiniz şimdi bana tavır mı aldınız? Ama durduk yerde. Alın abi, alın tavır alın. Tavır mı? Bir şey söyle. Hepiniz bana tavır mı aldınız chat? Alın vallahi hepiniz. Su olsun tamam mı? Kapa çeneni. Alın tavır. Ya senin bugün derdin ne? Sen her anda gelin anasını yapın. Ne demek derdin de anasını satayım? Kendin burada kendi kafana göre bir otorite kurmaya çalışıyorsun. Otoritizm, Duygu Hanım. Kimse de senden yemiyor. Ceyda hiç yapmıyor. Bence Ceyda gene haklı. Yalnız yapın. Hiçbiriniz umurumda bile değilsiniz. İlk geldiği günden beri köylü kızıyım, köylü kızıyım diye bu kız haklı. İnanamıyorum ben. Bravo size, bravo. Ceyda bana daha samimi geliyor. Kimse kusura bakmasın. Kendine gelsin biraz. Sen Ayça konuş onunla. Cringe'dir, mınıç'tır bilmem nedir abla ama yani o kız haklı abla. Kendine gelsin benim, biraz. Beni mi dinleyecek? Koskoca kız. O zaman evin uzunu kaçırılıyorsa o zaman bu hafta ona biz güle güle diyelim. Bu hafta ona... Pardon bir şey söyleyeceğim. Sen kimsin ya? Hayırdır ya? Buna bak. Kafasına göre Dani'ye eleyelim. Ceyda'ya güle güle diyelim. Evet. Ben yani bir küçük hanım yüzünden bu kadar rezil bir şekilde görünmek istemem. Küçük hanım mı? O zaman rezil olma. Geçen hafta vallahi bile senin geçirdiğin sinir krizlerini çok iyi biliyorum. Ben bu kadın beni çok tetikliyor ya. Yapmayın. Ben bu kadın yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın gözünü seveyim. Akşama kadar kavga ya. O zaman size istişare yapacaksınız kimi göndermek için. Zaten benim gönderdikleriniz belli de. Ya bunlar kim? Hayırdır bunlar kafalarına göre liste yapıp eliyorlar insanları? Yani o zaman güle güle yani. Sen mi? Sen iyi burası... göndereceğim deyip bebeğim kardeşim diyen sensin. John Sensley. Yani o zaman güle güle yani. Sen iyi burası... göndereceğim deyip bebeğim kardeşim diyen sensin. Rezil oldun Ayçeliçe, rezil oldun anasını satayım. Ya Queen sapladı. Seni göndermek istemiyorum ben canım, seni istiyorum. Seni mi istiyorsun? Ulan sen hakikaten yolundasın anasını satayım. Ceyda'ya dostluk edip Ceyda'yı listeye alıyor. Dani'ye iyi gözüküp arkasından Dani'yi bu hafta gönderelim falan filan rolleri. Patlattı Cansel. Hayır burası şey yok, değil. Ben Dani'yi seviyorum. Cansel'i istemiyorum bu evde. Hadi çok konuşma. Çoluk çocuğum bu evde işi yok. Hadi çok konuşma. Oo, çoluk çocuğum bu evde işi yok derken Cansel galiba programa ilk katılan Reşit değilmiş arkadaşlar. Tam emin değilim ama. Seviyorum. Cansel'i istemiyorum bu evde. Hadi çok konuşma. Çoluk çocuğum bu evde işi yok. Tatlım çok konuşma. Cansel 20 yaşındayım falan diyor ama 20 yaşında falan olmayabilir chat. Çoluk çocuğum bu evde işi yok. Geçeceğiniz yerdeyim. Kendinizi göstereceğinize. Ama çok iyi, çok iyi sulay dedi baba. Çok iyisin herhalde. Turşu demiş ki abi sen Reşit misin? Yok gülüm ben de daha yani 15 yaşındayım. Sizin 15 buçuk diyelim yani. Metriminiz böyle mi yani? Hayır Ceyda'nın yüzünden şimdi çocuk da beni çirkin. Hani niye sardı orada oturun. Bilmiyorum kız burada temiz. Bak kızlar ben kim doğruysa onun yanındayım. Evet durduk sen yere yapalım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cansel çok sağlam oturttu Ayçeriçe'yi artık birinin sıraylemesi lazım. Özgüvenli geziyordu buralarda çakkal. Sen doğrusundur söylerim. Sen yanlışsan yanlışsındır söylerim. Amenna. Şimdi kız burada temizlik yapıyordu benimle birlikte. Ne oldu da bağırdınız çağırdınız? Anlamadım gitti yani. Ayıp. Biraz saygı olsun ya. Vallahi hocam Cansel sapladı diye yorumladım. Ama saplar. Hani hak edince saplar usta. O spor şeyi var ya. Spor mu? İyili. Siz onu duymuş muydunuz? Tankuta demişti işte ben spor hocası oldum. Evet. İşte ilk defa pilates yapma şansına sahip oldum. O sırada senin annenle baban çat kapı geliyorlar. Evet. Sen bana ne dersin? O ne demek lan? Benim kesinlikle pilatese gitmem lazım gibilerinden bir soru yönetti. Tankut da dedi ki gitmek istersen gidersin sonra da bize katılırsın dedi. Evet. Aynı şeyi Dani ona sordu. Çok soğukkanlılıkla, hiç bir tepki vermeden yani iş şuraya geldi. Tam cümleyi hatırlamıyorum. O yüzden kaba taslak anlatacağım. Amenna. Hani siz bilirsiniz. Bizim oğlumuz zaten dedi hani kimi seçmesi gerektiğini bilir. Hani biz onu çok güveniyoruz ona. Hani siz yadırgar mısınız falan denildi.
Çok güzel bir cevap verdi. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama çok beklemediğim bir cevaptı aslında. Daha sert bir giriş bekliyordum. Siz bilirsiniz. Hani Demet gene kimin götünü kaldırıyorsun? Şu anda hiç anlamadım ya. Demet'in arkadaşları yani yarışma programındaki hayatı sürekli birilerinin götünü kaldırmakla geçiyor. Gene kimi kaldırıyor? Ne anlatıyor? Bilir. Hani çok ılımlı güzel bir cevaptı. Tam cümleyi hatırlamıyorum maalesef. Bir de hatırlamadığı cümleleri insanları niye övüyorsunuz? Ne anlatıyor bu ya? Bir şey söyledi. Belli ki gene Serhan'ı yükseltiyor. Serhan böyle gerçekten rollenmeye başladığına göre belli ki gene Serhan'ı övmeye başladı chat. Belli ki gene Serhan'ı övmeye başladı. Hayatım. Canım. Gene övbüne. Siyasi başladı gene belli ki. Başladı gene belli ki. Dedim ki işte sofrada yemek yiyeceğiz. Orada dedim ki bayak dedim. Sen dedim dedi. Ne yaptın bayak dedim dedi. Sen dedim bayak dedim ne demek istedin dedim. Bak dedim. Öyle deme dedim. Evet abla neyse Amenna. Devam edelim anasını. Bunu açınca da ben de bunu açınca ondan sonra linç yiyoruz da neyse. Ayşenur iyi ki varsın güzelim benim. Çok güzel bir cümle. Allah kesene bereket versin. 23.40 gibi gel abla. Kur dedi ki. Ondan sonra linçleniyoruz anasını satayım. Ben anlamıyorum ki işte bu sesler buralarda anasını mesela sosyal medyada şey oluyor ne derler kullanıyorlar. Biz burada kullanınca linç yedik mesela geçen gün. Zaten dedi sofralar dedi ailenin aynı anda bir araya toplanıp. Evet abla bazen de insanların niyetini anlamak lazım chat. Neyse işte o çok tamam, güzel bir cümleydi o. Evet bayak. Bir de şöyle bir şey var. Bizim yaptığımız gibi yani. Nedir abla? Akşam saat işte 8 yemek saati olarak belirlenmiştir. Evet. Saat 8 gibi masaya toplanıp Kemal Sunal'ın çok sevdiğim bir filmi var. Ö beni. O filmi yani anlatıyor bir şeyler. Evet Serhan hadi bismillah geliyor. Ya boku yedik şimdi. 3 saat anlatır. Herkes o sofranın başında o saatte mutlaka olur. Çok acil bir işi bile olsa bir insanın bizim evden birisinin. Ama yine de o sofrada olur. Sofradan müsaade ister. Evet. Yemeği bittikten sonra o şekilde yerlere gelir. Ki o milyonda bir olur ama o. Ne milyonda bir olur? Çünkü hani olursa bizim, da milyonda birdir o. Bizim ha birinin ayrıyetten sonra bizde de mesela yani arkadaşlar bizim Türk örf adet geleneklerimizde herkes ayrı ayrı sofraya oturur. Olması gereken de odur. Amenna. Herkesin aynı anda sofraya oturması ayıptır. Herkesin ayrı işi var, şeyi var anasını vallahi billahi ya. En güzel. İnşallah gülünmenin bir gün belki nasip olur Lelyumcum. Buluştuğumuz yer sofradır. Ne mutlu. Amenna. Yani sofrada zaten bereket. Tamam Serhan sofrada bereket vardır en Türk örf adet gelerek sensin. Sakin ol. Kettir yani. Emre'nin yanında bağırdın. Emre Serhan'ın yakın arkadaşı gibi evde. Abi bütün çekirdek mekirdek ne varsa döktün içine galiba ya. Ha? Dani. Serhan'la Emre hep beraberler. Ay çocuk yani, umurumda evet, bile değil. Umurumda bile değil. Ne oluyor? Ceyda çıldırmaya devam ediyor. Ne diyecek? Umurumda bile değil. Ben haksızlığa gelemiyorum. Sen tamam mı? Siz ben benim üstüme bu şekilde yürüyemezsiniz. Onu savunamazsınız. Ben onu savunmuyorum. Emre'yi düşün. Emre'yi düşünüyorum be. Ne Emre'si? Serhan'ı düşün. Sen var ya Ayça Eriç'e inanılmaz ikiyüzlüsün ha. Daha demin salondayken Ceydan'ın arkasından sallıyordu. Buraya geldi bahçeye çıktı şimdi Ceydan'la birlikte onların arkasından sallıyor. İnanılmaz bir insan ya. Serhan sanki beni bilmiyor mu? Sanki beni hiç tanımadın mı bir haftada? İki haftada beni tanımıyor mu sanki Serhan? Bence tanımıyor abla ya. İki hafta çok az bir süre ya. Bence tanımıyordur ya. Serhan sen bu kadar detaylı tanıyor biliyor. Mı? Bence tanımıyor bilmiyor abla. Vallahi bile zannetmiyorum tanıdığını ya bence abla. Ha? Aynen Rezan katılıyorum. Ayça Eriç'e sen terazi gibisin. Neresi ağırlık basarsa oraya inersin oğlum. Bilmeyesice. Hepimizi birbirimize düşürdü. Ne diyor bok yesice mi? Biliyor. Adı bilmeyesice. Adı bok yesice mi? Hepimizi birbirimize düşürdü. Ben bir kere zaten Serhan'a söz verdim. Ne sözü be? Tartışmayacağım diye. Anladın mı? Ha bu da gözümüz kırpıyor ki iyice. İyice milleti gaza getirme. Sen vuralı yaralıyam. 50 lira 60 kafayı yiyeceğim ya. Serhan'ın türkülerden birini sen de seslendirsene ne olur Taber. Gülüm seslendiriyorum ya anasını satayım sürekli. Anladın mı? Yaradır, yaradır. Yare, yaradır yüreğim. Ben... Bir de böyle boyunlu boyunlu seslendiriyorum. Daha ne yapayım abla? Sözümü tutan bir insanım yani. Abla bir şey söyleyeceğim. Yalnız kıyafetin de chat'tekiler de şu anda söylüyor. Kıyafetin de Romance Club'daki beleş kıyafetler gibi ya. As o. Serhan sen bu kadar detaylı konuştun mu? Evet. Tabii bayağı konuştular. Serhan gözlerini benden alamadı ya. Serhan gözlerini mi senden alamadı? Abla çok yükseltiyorsun rolünü ya. Bu arada chat oyuna geçmeden bana bit hızını hatırlatırsınız değil mi canlarım benim? Konuşuyorsunuz siz anlamadım ki ben sizi. Ben hiçbir şey konuşamıyorum. Bayağı hiç konuşmadığımız bir an olmadı ki. Dedi ki böyle çirkeflerle muhatap olma dedi. Aman salla abla ne güzel gaza getiriyorsun ne güzel kurgu.
Tavrını koru dedi her zaman herkese. Abi ver gazı ki iyice abla ya, bu bizim için iyi bir şey. Karşı. Ha? Kaos patlar, iyi bir şey. Ben seni çok iyi anlıyorum ya, ben düne kadar. Abi o zaman niye üstüme geliyorsunuz? Kim geliyor abla? Mehtap senin üstüne gelmiyor ki. Ayçeriçe geliyor senin üstüne. Ayçeriçe çakalı, Duygu çakalı. Bunlar senin üstüne geliyor. Niye sen, özellikle sen? Bu tam çakal. Bu şunu baksana, tipe baksana Allah'ını seversen ya. Kafasının bombesinden belli zaten. Buna ben çok takığım ya. Tam en güvenilmeyecek insan modeli, bir de arkadaş dersin buna ya. Biliyorsun Dani'nin, biliyorsun. Sinsi canım benim, ben görmedim ama. Öyle. Ne canım benim lan? Ha? Canım benim, malım benim yok. Rezil. Beni. Evet. Yaptım tabii, bir kişi tabii Ceyda haksız dendi mi, sen de Ceyda haksız. Hayır, ben sana haksız. Ya bu bundan dost most arkadaş falan olmaz. Bu Allah'ını seversen satışı direkt koyar ya. Direkt koyar satışı ya. Biliyor muyum Ceyda? İleriki bölümlerde bu chat, Nur'u biliyorsunuz Nur'u. Bu ileriki bölümden Nur'a neler yapıyor ya? Nur'a neler yapıyor şimdi, spoiler vermeyeyim ya. Sınalama. Hiç güvenilmeyecek insan modeli ya. Sen bağırdıca ondan hoşuna gidiyor. Sen iyi misin ya? Biri düşmüş Emre'nin peşine, biri düşmüş Serhan'ın peşine. Evet. Biri düşmüş Erdem diyor. Hem Serhan hem Erdem diyor. Ben ne yapayım? Bir mantıklı düşün ya. Ben sen de yapayım? Sakin davran. Aa, of tamam de. Aman de, yapsın ben de. Öyle. Ben öyle sakin davranamam işte. Ben gerçekten seviyorsan benimle, o böyle bana inat yapıyorsa, gıcıklığına yapıyorsa ben sakin falan olamam. Anladın mı? Ben de. Olamaz abla Ceyda. Ceyda krize giriyor baba. Sus tamam mı? Bitir işte. Olamam. Sakin falan ben olamam. Olamam sakin. Aynen. Sen bayağı yüksek ama ya Ceyda'da. Chat sakin falan olamam. Chat bir şey söyleyeceğim ya. Sakin falan olamam şu anda. Vallahi billahi olamam. Tamam mı chat ya? Olamam tamam mı ya? Yürü arkandayım. Sen dedin. Yürü be. Olamam ya. Ne be? Ne sen be? Daniel'e şimdi Emre'de... Daniel'e Emre'den hoşlansaydı böyle davran... Abi. ...olmazdın. Bak Cansel'i eleyelim diyorsun. Mantıklı, doğru. Yani. Bu da ne? Gidecek chat, mecbur gidecek. Nereye gidecek abi? Başka tamam, çat... Sıkacağım, göreceğim. Götünü sıkacağım yani. Vallahi bile gidecek mecbur. Aramız yok da yeni gelenle de aynı şekilde uğraşırsak ne yapacağız? Abla Cansel'le uğraşamazsınız. Hani Ceyda ile bir nebze. Ceyda'nın... Şey, Ceyda nereden çıktı? Daniela ile bir nebze. Daniela'nın çünkü pasif agresif bir hali var ama... Cansel daha çok aktif agresif. Bu arada buradan Ankara içi pasiflere de selamlar. Yeni gelen de ikisine birden yürürse ne yapacağız? Ne diyor? Yeni abla, yeni gelen de öyle bir gelen ki. Yani isim vermek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Mal. Gelen bunun gene rengi falan belli. Bonte demek istemiyorum. Mel demek istiyorum abla. Anlayan anladı. Yemin ederim sinir tamam. Olacağım Duygu. MBB diyorum, başka da bir şey demiyorum. Abla da istemiyor Dani'yi. Tamam bırak Dani'yi. Ha istemiyor. Git bak bakayım nasıl da destek veriyor alttan. Ayşenur buradayken Dani'yi buraya alıp çıkıp destek çıkan Duygu'ydu. Baba Duygu'nun kime dost olduğu, kime düşman olduğu belli değil ki ya. Duygu var ya, yani en tehlikeli isim Duygu. Ne çabuk unuttun? Kadın böyle. Demin ben burada Erdem'e şey yapıyorum da iki gündür diyorum ki benim Murat'la alakam yok, inadına mı yürüyeyim sana diyorum. Şimdi oh Erdem dedi kurtuldum. Tabii canım, o çok abla. Kurtuldum, Murat bana kaldı. Yarışma bitti, Murat ona kaldı. Evleniyorlar. Tabii de bu, o çok o kafada usta. Yandan da sizi dinliyor. Bak çakala bak. Sen ne yaptın? Mutfakta bir hareket mi yaptın ona? Ha? Yo. Şarkı söylüyorum. Kendi kendime eğleniyorum yani. İçeriden hala sesi geliyor abla. Bağırma sesleri geliyor. Şimdi orada bendeyken bir hareket yapmadın değil mi? Yo. Ne yapacağım? Ne oldu bu, delirdi birdenbire? Kıskançlığından. Serhan benimle daha çok ilgilendi diye. Allah Allah. Baba sen de Serhan mı yani? Gerçekten Serhan için mi bu kadar kavga ya? Oh mu? Bunun üstüne soğuk suyu gider. Psikopat. Eser ne yapmaya çalışıyor, ben onu anlamıyorum. Eser ne yapmaya çalışıyor derken abla, sen yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani, Cansel hakikaten sen ne yapmaya çalışıyorsun onu sorgulamak lazım hocam. Bir Ayça'ya veriyor, bir bana veriyor. Kim? Bir Ayça'ya veriyor, bir bana mı veriyor? Vallahi billahi Romance Club'da biz olur gibi. Romance Club'da biz olur gibi. An itibariyle Malbonte. Ezo ne yapmaya çalışıyor? Bir Lucifer'e veriyor, bir bana veriyor. Eser. Emre. Eser. Emre diyor hala bu da. Eser diyoruz, Emre diyor hala ya. Ha. Kızlar hepsine yeşil ışık alacaksınız. Veyahut da kırmızı alacaksınız. Hangisine burada gidersen. Burada birbirinizi tanıyorsunuz. Evet. Herhalde arkadaşlar, yani bu hayatın kurulu bu. Allah kahretmesin arkadaşlar. Yani şu kafamı uzattığım yeri gördünüz mü? Bak işte pembe matın tam birazcık yanına bakın arkadaşlar, ne görüyorsunuz? Pembe matın yanında ne görüyorsunuz arkadaşlar? He? Ya gerçekten hocam, vallahi deli olacağım ya. Ya gerçekten kusacağım. Olmaz ya. Hakikaten olmaz ya. Hakikaten olmaz ya. Bir dahaki hafta gerçekten olmaz ya. Oy ya. Oy ya. Ya chatte bir tanesi artık ayak yazamamış, şey yazmış. Ayaj.
Ayaz yazmış ya. Yok Ayaz ama ne mal deli olacağım ya. Anladım bunu. Ayaz'ı unutmamız şaka mı ya? Tümenin abartmanın bir anlamı bir yok. Tanımaya geldiniz birbirinizi. Abla sen de öyle bir anlatıyorsun ki anasını satayım ya. Herkes birbirine yeşil ışık yakacak. Ne demek anasını satayım ya? Gruplarda vardır mı demek istiyor? Ne diyor ya? Şu olur. Hakikaten artık birbirinize söz verirsiniz. Biz hani... Hakikaten olur öyle. Evet amen. İleri dönük tanışacağız. Ondan sonra kimse kimsenin yanına yanaşmaz. Evet o kimse kimse. Hani ben de istemem. Şimdi ben Murat Bey'le ciddi bir şekilde birbirimizi tanısak. İstemem hiçbir arkadaşımın yanaşmasın. Bu saygısızlık olur. Abla biz yani bir tanesini kapatırken vallahi kusacağım ya. Ama şu etapta herkes birbirini tanıyor. Tanımak da zorunda, tanışmak da, konuşmak da zorunda sen. Kesinlikle ya. O yüzden bunu, i̇şte bunu idrak şey edebilecek olgunlukta olmak lazım. Ama bunu hızlandırıp daha sabitleşin yani. Hızlandırıp sabitleşmek mi? Daha yeniyiz. Tamam sen bana sabır ver ya. Bak o kadın, iki yüzlü bir kadın. Sen ne dersen de. Kim abla, Duygu mu? Akrep burcu bir kadın ne alakası var? Chat şu anda akrep burcu kadınlar var mı chat? Chatimizde. Akrep burcu bir kadınlar şu anda kendini belli edebilir mi? Rica ediyorum chat. Bak o kadın. Ha? Akrep burcu bir kadınlar şu anda kendini bir belli edebilir mi? Rica ediyorum. Ha, Rumoş var, Melek Paylar var. Kadın. Yağmur var. Sen ne dersen. İrem Apya var. Chat'in de vallahi billahi. Chat'in yarısı akrep burcuymuş. Ben de yayını terk ediyorum chat. Mehtap Aklı. Ben yayını terk ediyorum chat. Ben bu kadar akrep burcunun bir arada olduğunu bilmiyordum. Kahretmesin. Bak kahretmesin şaka yaptım chat. De. Şaka yaptım akrep burcu kadın şaka yaptım chat devam. Nefret ediyorum. Devam. Tamam bunun anime gelişinde anlayacağız. Gene beni yazacak çünkü beni rakip görüyor. Kim abla? O hep beni yazacak. Sen dedim ne dedin dedin dedim. Tek rakibi o, benim. Bak. Kimin? Abla ben doğru bu konuda haklı yalnız. Duygu Mehtap'a fena şekilde takık. Demet rakip görmüyor. Demet değil. Dani'yi istemiyor. O da istemiyor. Niye istemiyor? Bilmiyorum. Sebebi ne? Hı? Yalan söylüyor. Dani'yle ya işbirliği yapmadığı ne malum? Ya seni yazsın. Dani'yle işbirliği yapmadığı ne malum? Bana diyor ya oradan. Kızı... Ama kimin kiminle dost, kimin kiminle düşman, kimin kiminle koalisyon halinde olduğu o kadar belli değil ki. Yani bu haftaki elemelerde ortalık çok karışır hocam. Tamam, bak. Görüyorum. Lafa bak. Aa, ne oluyor lan? Birle yapmadığı ne malum? Bana diyor ya oradan. Kızamam, bak. Kızamam mı? Kızamam. Lafa bak. Kızamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ay Allah'ın varoşları. Allah'ın varoşları. Bir de kendileri varoş. Bir de milleti varoş diyor şu anda zor buluyorlar. Kendi varoşlukları bitti. Bir de milleti zor buluyorlar. Bunlara bak bunlara. Ne yapıyorsun orada ya? Ne var bunda anasını satayım? Laflara bak. Seviyesiz mi? Seviyesiz şey. Bir Romanyalı olarak Türkçe dersini vermen lazım bence. Evet, İhtiyacı bence var. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? İhtiyaçları var yani. Çoğu sen kişinin... bile daha iyi konuşuyorsun. Ben zaten iyi konuşuyorum. Ben bu Türkçeyi öğrenmek için var ya neler yaptım. Suratlarını yaz. Neler yaptın abla? Hiç de bir şey yapmadım. Vallahi billahi. Bence Ceyda çok güzel gerçekten kendini ifade edebiliyor. Sus tamam mı? Kapa çeneni oradan. Hadi bakayım. İçlerini kötülüğü resmen suratlarına yansımış ikisinin de. Eleme gecesi Dani'nin ismini verecek. Dani de bunun ismini verecek. Hayır. Abla çok fena koalisyonlar dönüyor. Ben sana söyleyeyim. Kim kimi patlatacak hiç belli değil. Hayır. Şu arkada görmüş olduğun köşe. Şenur gibi. Demedi deme. Ceyda şu anda yani gözünü seveyim ama şimdi hiç olmadı bu ya. Ha? Hocam hiç olmadı şimdi biz burada anasını koalisyon peşindeyiz. Sen ne yapıyorsun anasını satayım ya. Yapma kurban olayım Allah'ını seversen. Yapma gözünü seveyim ya. Devam edelim. Bu arada şey Hedwig Cik'in yazdığı gibi herhangi bir donma problemi yaşayan var mı chat yayında? Çiziyorum. Yayında bir donma problemi yaşayan var mı? Şuraya. Siz gene birbirinizin ismini vereceksiniz. Demet. Yok değil mi? Genel bir problem yok yani o zaman. Gene mi? Kişisel internet problemi. Çünkü bir geçenlerde oldu öyle bir kitle problem vardı şu anda yok. Tap diyecek biliyorum her zamanki saflığıyla. Hı. Ben de Demet diyeceğim. Hı. Ceyda ipi koparan ismi olacak. Hı. Bu sefer Ceyda'nın eline kalacağız hepimizde. Ceyda şu anda galiba şu anda seni kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar ha. Serhan'ın annesi nasılsa izliyor şu anda. Ne izliyor abla? Çoktan gitti anası. Gene biri çapak çıkartıp eline bakıyor. Ay bak sen Serhan'ın annesi senle Ceyda'yı söylemiş. Evet. Olaya bakar mısın? İki yan yana Ceyda ve Dani. Evet. Ama ben hissettim ki. İkinizi sevmiş. Olaya bak. Beni daha çok sevdi kadın. Ya Serhan da senden yana zaten. Bu bariz ortada. Ne Serhan ne oldu da senden yana döndü? Ya Serhan ondan yana derken Serhan herkes tanımak... Sen... Serhan ondan yana falan değil abla. Serhan şu anda herkesi yargısı infaz ediyor ya. Serhan kimseden yana değil ki şu anda.
aşamasında Ceyda arıyor. Serhan zaten herkesi tanımak istiyordu. Çocuk açık açık söyledi. Evet. Yani bu, ben o evde herkesi tanımak istiyorum. Evet. Serhan olgun bayanlardan da hoşlanıyormuş. Ya bizim aramızda gittim bir elektrik var. Eğlenmedim. Ya yok baba, nereden çıkardın bu elektriği elektriği anasatım ya? Serhan senden hoşlanmıyor ki ya. Değil mi Ceyda'yla? Konuşurken hep benim gözlerim içine bakıyordu. Ceyda. Ya ne alakası var abla, sen kendi kendine şu anda rolleniyorsun, ne anlatıyor bu ya? Ben ilgilenmedi mi? Çok az ve ona uyardı daha eksi çok. Eksi aldın dedi yani. Eksi mi aldın dedi? Yani ilgilenme dedi, uyardı ve eksi aldığını söyledi. Neden uyardı? Ceyda da üzerine gidiyor bak. Abla siz çok kafalı kuruyorsunuz ya. Madem etkilemek istiyor, hani elde etmek istiyor ama bakışlarını değiştir diyor mesela Serhan. Hı. Ceyda değiştirmiyor. Ses tonunu değiştir diyor. Ceyda değiştirmiyor. Duygu oyundaki Rebecca'ya benziyor aynen. Sus diyor, sus diyor. Sus diyorsun. Hiçbir artısı olmuyor yani. Evet Rebecca. Ceyda kendi kendine gelin güveyi oluyor diyorum. Siz de bana inanmıyorsunuz. Abla sen de kendi kendine gelin güveyi oluyorsun. Bugün Cansel'le bir yakınlaşmamız oldu. Yıldızlarımız da barıştı. Ayça Emre'nin gözünden düştü. Yakında Ceyda da düşecek. İkisi zaten bizimle mukayese olamaz. Bizimle mukayese olamaz. Konuşmaları çok basit. Konuşmaları Allah'ını seversen kendini çok buralara koyma. Burada Ayşenur olacaktı şimdi var ya. Ayşenur olsaydı seni ağlatırdı şimdi var ya Dani. Gel sakın sessiz olun. Sakın tepki vereyim demesin. Ağzını kapatma. Mehtap. Çok sinir olurum. Sen bir şey söylediğin zaman ağzını kapatıyorsun. Ay Allah kahretmesin seni. Cıbıl ayakla geldi gene. Vallahi billahi ya. Mide üşütüyor. Mide üşütüyor gene geldin. Senin de derdin bitmiyor. Vallahi billahi ya. Duygu Hanım beni ayrı tetikliyorsun ya. Kimden taraf olduğum belli değil. Pitaki hafta deli olacağım ya. Ayaklı ayaklı geldi buraya cıbıl ayak ya. Adam bir baktım cıbıl cıplak karşımda duruyor Hanife Gökçe. Bak. Hı? Sana bir abla tavsiyesi vereyim bak. 41 yaşındayım. Abla tavsiyesi mi? 41 yaşında benden 3 yaş küçük. O çocuğum olsaydı senin yaşında olurdu. Anladın mı? Senin yaptığın yanlış. Niye yanlış kardeşim? Niye yanlış kardeşim? Pardon. Bak karşı senin beğendiğin, hoşlandığın adamların evinden... En yakın damat, arkadaşı geliyor. Bir dakika. Damat adayı buraya geliyor. Ve senin onun yanında niye? Kuğ gibi olman lazım. Evet. Her geldiklerinde kavga edersen senin ruhunda kavgacılık var. Bunu biraz bastır. Hepsi biliyor benim nasıl bir kız olduğumu, hepsi biliyor. Onların hepsi insan sarrafı, anladın mı? Hepsi biliyor. Bak nah buraya yazıyorum, hepsi beni biliyor. Hepsi biliyor. Chat nah buraya yazıyor. Bak nah buraya yazıyorum chat. Hepsi biliyor. Nah bak puh, nah buraya yazıyorum. Buraya hatta birazcık da nah yazıyorum buraya bizzat. Nah o oh, nah. O oh, nah okay. Do you speak English? Nah. Nah yes. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oluyor baba Allah kahretsin ya Ceyda, gözünü seveyim artık ya, ne oluyor, chat olmuyor ya. Ben yemin ederim. Ayakkabılar giysin artık ya. Bak benim oğlum var 7,5 yaşında, gelin olaraktan Allah göstermesin böyle. Abla sen de insanları yargılayıp duruyorsun anasatım ya, sen bir kendine bak önce ya. Kavgacı istemem. Kavgacı istemem de sen de geldin burada sinir krizi geçirdin abla ya. Kah 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 ağladın burada. Ya biraz oturmasını kalkmasını biliyorsun. Biraz da şunu tut, şunu tut. Niye abla? Anasını satayım. Doğru söylüyorsun. 9 köyden kovarlar. Hangi köy? Tatil köyü. Tut. Gel. Sabar bir daha şaka yapma saçarım vallahi billahi. Yeter ama artık ya. İnsanlar burada emek veriyor, destek veriyor. İyilik yapıyor, güzellik yapıyor. Ayıp olmasın diye sana gülüyor. Olmaz abla biliyorsun ya. Vallahi billahi ya. Gözünü seveyim ya. Vallahi olmaz, billahi olmaz ya. Hakikaten olmaz chat ya. Vallahi deli olacağım ya. Kur'an yemek çapsın kafayı yiyeceğim ya. Gir bakayım abla. Gir bakayım abla. Ettiğin kelimenin manasını bana açıkla. Açıklıyorum işte. Vallahi deli olacağım ya. İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım, köylü kızıyım diye gezinen bir kız. Hangi köyde bu şekilde geziliyor bana bunu açıkla. Tatil köyünde. Dındırında 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 tatil köyünde diyorum. İlk geldiği günden belli diyorum. Ceyda yürüyüşünü zaten yapmak bile istemiyorum. Bak Ceyda'nın o yürüyüşünü... Yapmak bile istemiyorum bu abla. Daha ne bölümler var chat. Bak ilk defa izleyenler inanılmaz şanslısınız. Daha ne bölümler var, bunlar ne ki abla? Gelsin gitsin. İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım, köylü kızıyım. Tartışacaksan tartış. Bizim kendi aramızda kalıyor problemlerimiz. Dışarı açıklıyoruz mu? Abi lütfen yap. Arkadaşlar ben nasıl yapayım bunu ya? Chat. Ben bunu yapamam chat ya. Ha, çok istek geldi şimdi, sizi de kırmak istemiyorum ama. İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım, köylü kızıyım diye gezinen bir kız. Hangi köyde bu şekilde geziliyor bana bunu açıkla. Tatil köyünde. Nasıl yapayım chat? Vallahi billahi dur. Bir daha gir bakayım abla. Bir daha gir bakayım. Geldiği günden belli. Köylü kızıyım, köylü kızıyım diye gezinen bir kız. Hangi köyde
bu şekilde geziliyor, bana bunu açıklıyor. Tatil köyün. Olmadı, olmadı. Olmaz Çet. Olmaz. Olmaz çünkü şey alan dar. Alan dar olduğu için gözükmüyor. Olmadı, olmadı. Olmaz zaten. Be. Şu tarafa doğru olur belki. Dur bakayım, şu tarafa doğru olur belki. İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım, köylü kızıyım diye gezinen bir kız. Hangi köyde bu şekilde geziliyor, bana bunu açıklıyor. Tatil köyünde. Belki o tarafa doğru. Alan dar olduğu için daha demin olmadı da belki bir ince. Oraya doğru, ha kitaplığın önüne doğru olur belki. Kitaplığa doğru olur belki arkadaşlar. Bir ince belki oraya doğru oldu galiba. Bizim kendi aramızda kaldı. Ama sürekli kavga kavga nereye kadar? Orada çünkü şey olduğu için, dar olduğu için chat. Şey ya şimdi 4K kameramız gelince Sıla, arkadaşlar daha geniş çekecek. Yani sizin bu arkada görmediğiniz daha çok yer var chat. Burası böyle uzuyor arkaya doğru. Ya ikinci de oldu. İkinci de oldu gibi. Şimdi bak sen haklıysan sana ben haklı derim. O haklıysa ona haklı derim. Hiç kimseye şey laf kondurmam yani. Kondurmam. İşte, kondurmam chat. O kız mutfakta temizlik yapıyordu. Niye birdenbire otururken sarıyorsun? Hareketleri görmüyorsunuz. Siz onu... Görmüyorsunuz abla. Tahrik ediyor. Hareketlerini ben bir tek bana gözüküyor. Ya sen bak. Size... Tahrik ediyor. Gözükmüyor. Değil bak sen... Kızdan huylandığın için, gıcık kaptığın için yapıyor. Yok öyle bir şey. Daniel Hanım'ın da kışkırtıcı bir tavrı var. Yapmayın ben Ceyda'cıyım chat ya. Haklı. Chat'te belki Daniel Hacı olanlar da vardır. Amenna. Başımın üstünde yeri var ama ben Ceyda'cıyım ya. Mısındır? Hatta Ceyda Fan Club yöneticisiyim şu anda ya. Senin yaşadığın Şako gibi şey yap, sayfayı yenile. Duygular içinde ne yaşadığımızı çok fazla bilemeyiz. Oynuyor. Chat bazen chat donuyor. Bir çık gir yapın arkadaşlar, düzelir. Ya çünkü, böyle yapıyor bak çünkü oynuyor niye? Böyle sessiz tamam. Sessiz gülüyor abi senin ya. Senin hoşlandığın abi mi? İnsandan o da hoşlanıyor. Hoşlanmıyor, bana inat gidiyor anladın mı? Onun hoşlandığı falan yok canım. Nerede hoşlandı? Kimi? Onun daha dün ne kadar Erdem Erdem kavgası oldu. Bak sen de bugün kadar kakara kikiri yapıyordu ya burada. Kızlar. Bugün ne aratan? Sen de bugün geldin hoşlandığın şeyden. Kakara kikiri yapıyordu ya. Adı ne? Sırf bana gıcık oldu. Erdem. Oldu diye gidiyor. Adı ne geldi? Bugün mü hoşlandım ben Erdem'den? Erdem, hayır bir şey söyleyeceğim. Mehtap Erdem'den ilk geldiği günden belli hoşlanıyor. Niye? Niye hoşlanıyor arkadaşlar? Mehtap Erdem'den ilk geldiği günden belli niye hoşlanıyor? Hoşlanıyor çünkü tatil köyünde. Tatil köyünde. Evet devam edelim abla. Sen bugün ne alakası birden içimden geldi. Hoşlandı. Sen de buradan çıktığında karnında kelebekler uçuşuyordu, aşık oldum galiba Erdem'in diyordu. Erdem'in adını ta ben ilk yayında verdim. İlk vallahi bile ilk geldiği günden belli. Vallahi yani o aklındaki 5 tipin içinde Erdem de vardı. Tamam aşık oldum galiba. Adamın dikkatini çekmek için yapmadığım kalmadı sen be. Sen de girdin Elif. Kızlar bak birbirinizi fitlemeyin. Fitlemeyin chat, birbirinizi fitlemeyin. Sakin yaşayın. Birbirimizi fitlemiyoruz, sen fitliyorsun ama bizi. Ben niye? Yalnız bir şey söyleyeceğim hakikaten. Sen de Duygu Hanım burada kendince böyle bir otorite kurmaya çalışıyorsun ama sen de az yolunda değilsin yani çakal. Fitleyin sen size. Geliyorsun burada iyiymiş gibi konuşuyorsun ama fitliyorsun. Ben taraf tutmuyorum. Katılıyorum ben mehtapçıyım hocam bu konuda. Tutmuyorum beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Sen mi tutmuyorsun? Gerçekten tutmuyorum. Kim haklıysa ben şu an mutfakta onunla iş yapıyordum birden vardı. Ben taraf tutmuyorum. Ama senin yaptığın da yanlış diyorum. Damat adayı buradayken yapma. Ay hadi git hadi. Ay şöyle akıl veren böyle ukala tiplerden nefret ederim ha. En yakın arkadaşım. Tamam ben suçluyum. Senin iyiliğini hata istiyoruz. Hata bende tamam ben suçluyum. Bak. Tamam hata bende git sen de şu bel simidini al öyle git vallahi bile. Ay Çeliç'e şu pantolonu nereden buldun vallahi bile ilk geldiği günden belli. İyiliğini istiyorum. Ayşenur'a da aynı şekilde kardeşim, söyledim. Kardeşim iyiliğini istiyorum bakalım ne daha neler gelecek bakalım. Nereye abla? Ceyda sen bu kafayla gidersen samimi söylerim kaybedersin. Abla sen de bu kafayla gidersem değil de şimdi yani kamerayı kapatıp da gerçekten arkadaşlarımı yani şu anda bütün chat'tekileri etkilemek istemiyorum ama olmaz. Bu ne abla kurban olacağım ya. Vallahi billahi giyin artık şunu ya. Gözünü seveyim Melton'un dediği gibi çıkarma abi şu bas şu ayakkabıyı giyin ya. Deli olacağım ya. Esra'cığım hayırlı yolculuklar güzelim benim. Ben kadın hali... Kazasız belasız varırsın inşallah Ankara'ya. Şimdi ben bile böyle... Kadın istemem yani erkek olsaydım. Erkek mi? Ben kaybetmeyeceğim sürekli abi. Her şey car car car. Bırak... Ama ben kadın değilim. Sakinliğini koru ya. Şunu söyleyeyim ben bunu 18 yaşında öğrendim bu olayı. Çok enteresan. Bu ne anlatıyor ya? Bu ne anlatıyor? Ne öğrendin 18 yaşında ha? Bir gün bir arkadaşımı aradım. Dedim ki ya şu saatte şurada buluşalım. Demet gelemem dedi o saatte. Ancak o saatten bir saat sonra gelebilirim. Niye abla? Neymiş kim bilir gene... Kim bilir nasıl bir kıssadan hisse çıkartacaksın gene bize. Şu kafamdakini de bir ince benim çiçekli yastığıma benziyor. E ne? Bir ince. Neden işim mi var? Why? Demet, yemek yiyoruz biz dedi ve en aşağı ben bir saat masada olmak zorundayım. Nasıl yani? Demet, evet. Demet, evet. Bir daha söyle Demet'i. Demet, evet. Niye? Bayıldım. Bayıldım. Geberdim. Islandım. İnanılmaz. Niye? Çünkü tatil köyünde. Niye abla? O gün karar verdim. Ne?
Az siktir ya. Gerçekten mi? Ne? Zorundayım. Yani. Bayıldım. O gün karar verdim. Ne? Allah'ını seversen söyle. Ben hapşuracağım galiba. Bir gün evlenirsin. Ne? Sen benim evlenmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hep beraber, hep beraber chat. O aile düzeni. O sofra. Çok ciddiyim. Düzen, sevgi, aile düzeni. Peki senin ailen hakkında ve bütün bir şey arkadaşlarımı hep kalabalık ailesi olanlardan seçerim. Onlar. Ha bir duygusal konuşmaya girmeye çalışıyorsun sen. Ha şu anda duygusal konuşmalardan ben en nefret ettiğim şeydir bu hayatta. Televizyonlarda duygu sömürüsü yapılması. Arada bir gidip. Bizim ileride yapacağımız, Allah nasip ederse arkadaşlar, Kick platformu üzerinde yapacağımız. İnşallah bir an önce onu arkadaşlar gerçeğe dönüştürürüz ve gerçekleştiririz. Kick platformu üzerinde yapacağımız kelime yarışmasında, kelime yarışması formatı yapacağız biliyorsunuz arkadaşlar, durmayanlar için bir daha söyleyeyim. Kelime yarışması formatında hiç kimse hayatında yaşadığı duygusal sıkıntıları anlatmayacak. Çünkü hepimizin kendimizce dertlerimiz var. Eğleneceğiz, neşeleneceğiz, bilgileneceğiz, kültürleneceğiz. Ödülümüzü dağıtacağız, gideceğiz. Çok tatlı olacak yani. Ama hep kalabalık ailesi olanlardan seçerim. Anlatacağız diyor. Gülüm, anlatmak yasak. Onları arada bir gidip... Yasak. Kurnazca... En sevmediğim şeydir Bibik Hocam. Abi de o ne sessiz? Bibik Hocam değişti, gülüm benim. Onların sofrasında yemek yiyebilmek için. Sizin düzeniniz? Böyle kısa olması daha iyi ya. Donetse senin diğeri çok kafa açıyordu. Aile, siz nasıl yaşıyorsunuz yani? Anne baba ne de hiçbir şey bilmiyorum ben şimdi. Hepsi ayrı yerlerde. Amenna. Hepimiz farklı yerlerdeyiz. Öyle mi? Ben bunu anlamıştım zaten. Evet, yani öyle bir şeyim olmadı ama çocukluğumdan beri kurnazca bu konu hakkında ısrarlı bir şekilde. Vallahi eser mut ya. Arkadaşlar, bizim yapacağımız kelime oyunu formatında arkadaşlar birileri böyle duygusal hikaye falan anlatmaya kalkarsa ben. Öyle bir şeyim olmadı ama. Ben eşittir eser. Ama çocukluğumdan beri kurnazca bu konu hakkında ısrarlı bir şekilde. Öyle mi olmuş kanko? Öyle mi olmuş kanko? Valla herkesin bir duygusal hikayesi var. Tabii ki biliyoruz anasını satayım. Tabii ki herkes birbirine destek olsun da. Özellikle ne kadar çok çocuklu arkadaşlarım varsa onları kovalayıp onların evine sızıyorum. Sızıyorum onları ve kendimi sevdiriyorum onlara. Chat, ben de sizin yayınınızı sızıyorum. Kendimi size zorla sevdirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni sevmek zorundasınız. Çünkü ben niye? Sızıyorum. Bazen de sıvıyorum. Arada bir de sıçıyorum galiba. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki anlatamıyorsun. Bir de anlatabiliyor muyum diyor. Ben çünkü sızıyorum. Burada kendimi kaptırırsam. Bir gün ya, sadece bir gün kavgası geçirsek. Bir gün. Bir damat elenirse kafayı yerim ben. Kim elenirse? Ben yerim yani. Ben burada aşığım aşığım geziyorum. Arada bana ne yetişiyorsun? Biraz falan elendim. Ayçeliçe. Sonra ne olacağınızın. Burada eğer ağlamazsam Salya Sümük, ben adam değilim. Hakikaten ağlarım. Sümük mü? Kalırsak biz de seni teselli ederiz arkadaşım. Neyi anlamadım ben? Neye gene arkadaşım? Neye teselli ettin gene arkadaşım? Amenna. Amenna. Abi dolgu yaptırdım. Yüzüm balon balığı gibi ağrıdan öleceğim ama seni izleyince geçiyor, kokuluyor bücük. Ben de arkadaş... Gülüm, sen şimdi dolgu yaptırdın ya. Ben şimdi seni böyle kahkaha krizine sokmak için öyle bir tivirik atacağım ki o dolguların patlayacak. Patlayacak şimdi. Öyle bir tivirik geliyor ki hazır ol. Ver müziği. Nasıl abi dolguların durumu? İyi misin şu anda? Evet. Hemen bizi bir güncelle. Hemen bizi bir güncelle abla. Durumun nedir şu anda? Bak, Ercan'la ilk konuştuğumu dedim. Çünkü arkadaşlar niye biliyor musunuz? Çünkü tatil köyünde. Köyünde. Evet, devam edelim abla. Ercan, sen burada kal. Kayıtta mısın Cemo? Senden başkası benim önüme gelemez dedim. Dedin mi? Evet. Chat, birazdan Romance Club'a geçeceğiz bu arada. Gelemez. Ben biriyle başlıyorsam... Abi tibirik dersi yayını gelir mi? Gülüm benim, bu işi hiç uzatmaya gerek yok. Asmoşke. Yapılması gereken tek bir şey var. Beli oynatmak. Bitti. Hep onunla gidecek. Bir şey söylüyorum. Ben bu kadar maço bir insanım. Ayça. Maço mu? Abla birazcık da gerçekten yani. Vallahi birazcık da bayan adayların maçoluğunu görelim ya.
Biraz da bayanların maç olduğunu görelim ya. Ha, efendim. Senin tanımak istediğin erkekler tek tek gidiyor buradan. Ne yapma kendini ya. Hazırlıklı hisset. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen böyle hani Mehtap'la dalga geçiyormuş rollerine girme. Mehtap kafası atarsa vallahi bile hepinizin hayatını kaydırır söyleyeyim. Dur elenmesin. Bak görüşüyorlar şimdi görüyor musun? Bak hepsi birbiriyle iyi anlaşıyor. Hepsinin düşünce aynı. Hiçbiri öne çıkamıyor çünkü. Biz bir şey yapmadığımız halde çıkıyoruz. Onlar o kadar çabaldı halde çıkamıyor bu yüzden. Bak ben sana Ayça rotasını şaşmadı da ne oldu? Ayça abla biz de rotamızı şaşmadık da ne oldu anasını satayım. Yanlışlıkla Lucifer'e verdik. Abi Lucifer'in rotasından gitmeyelim. Bir kere de değişiklik olsun. Malbonte'den gidelim dediler. Hak verdim. Niye? Çünkü hepsi hak ehli. Rota. Bir daha şaşmadı da ne oldu? Kız içeride şimdi ya. Konuştu. Dedi ki hani bu kadar saldırmasına gerek yok. Ben girdim, herkes rengim benim biliyor. Evet. Ben tanımak istiyorum, Serhan'a da bugün söyledim dedi. Rengim mi? Seni tanımak istiyorum diyerekten dedi. Kız evet bu deyip de bununla yola çıkıyorum demedi ki size. Ben niye böyle yapıyorsunuz? Erkekler beni koruma altına aldılar ya, bunlar çıldırdı. Ya tamam Dani, vallahi billahi ayıbı da amma rollendirdiniz kendinizi ya. Yoksa kankamla birbirimizi yükseltme şekli işi ya. Sen nelerdi onlar? Duygu direkt. Ben de yapıyorum çay kahve geldiklerinde. Ben anlamıyorum ki işin neresinde esprisi. Ay inan. Abi gülemiyorum ki, mimik sıfır. Zaten mevzu o, gülüm benim. Yani böyle içimiz, yani ben seni güldürmeye çalışacağım. Ama sen gülemediğin için dolguların iyice böyle zorbalığa maruz kalacak ve iyice suratın böyle bebeksi yarim gibi olacak. Anlamıyorum, nasıl kıskanıyorlar beni ya? Anladın mı? Ben ya amacım o, bilerek güldürmeye çalışıyorum seni ekstra. Ne neden Daniela'yı seçtiler? Niye bilmem ne? Niye bilmem ne? Yani siz hiç samimi değiller ki. Anladın mı? Erkekler seçti ve Serhan benim kalmamı istedi zaten. Evet sen. Amenna. Ha senin adını söyledin. Aa ne oldu, bölüm bitti. Eser. Sen Amerikalı değilsin, orada yaşıyorsun. Sen bir Türksün, gel buraya. Senin Allah cezanı vermesin, suratına kapatıcı mı sürdün, fondöten mi sürdün, ne? Allah seni ne yapmasın lan? Allah seni ne yapmasın lan? Suratına ne sürdün lan? Ne yaptın lan suratına? Evlilik öyle hafife alınacak bir şey değil, ciddi bir şey. Afife mi? Afife mi? 5 dakikada o adamla evlenmek istediğimi nasıl anlayacağım? Dıt dıt. Chat yarın Kızılcık Şerbeti'nin arkasındaki kısmetse olur yayınında çok varım. Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar siz? Var mı bir tahmininiz? Bu kadın kim biliyor musunuz arkadaşlar? Mehtap kilo vermiş. Mehtap kilo vermiş arkadaşlar. Bu kadın... Bir kişiyi beğendim. Ben sadece bir kişiyi tanıyorum orada zaten. Kim anladınız şimdi bu kadının kim olduğunu? Bu kadının kim olduğunu şimdi anladınız. Zaten. He, ben diğer kişiyi de tanımanı istiyorum. Diğer kişi kim, diğer kişi? Kim? Kim diğer kişi? Dur ne oluyor chat? Şurada ben bir şey anlatırken alttan böyle bir şey ima edip sonra da böyle bıyık altından gülmem senin yaşındaki bir adama yakışmıyor. Oo, bir dakika, senin yaşında bir adam dediğine göre ya Tankut'a sokuyor ya da Murat'a sokuyor lafı. Parantez içinde. Opsiyonel. Murat'a sokuyormuş. Murat sen de çok sinsisin yalnız ya. Murat harbiden çok sinsi ya. Ben herkesi burada aynen orantıda izliyorum, tamam mı? Aynı orantı mı? Emre sen yani Emre bir şey söyleyeceğim ya. Sen şu gerçekten yani sürekli taze limon yalamış. Sürekli taze bok koklamış suratından ne zaman kurtulacaksın inşallah? Sürekli Max Payne 1. Max Payne 1. Max Payne 1'i bilir misiniz arkadaşlar? 2 değil ama 1. Max Payne 1 suratı sürekli. He? Vallahi billahi ya. Ama bu saatten sonra seni daha dikkatli izleyeceğim. Sen burada her seferinde Serhan'ı zıt karakter olarak veriyorsun. Baba hakikaten biz de bunu anlamadık yani Dani, kusura bakma da. Yani her seferinde de mi ondan sonra Serhan'ı çağırıyorsun? Nasıl olacak bu iş? Ve Serhan'ın üzerine fazlaca gidiyorsun şu an. Ben Serhan'ı seçiyorum, evleneceğim. Hayır. Ne demek hayır? Böyle bir sistem yok. Sen Daniel'le bari eğri oturalım, doğru konuşalım. Sen şu anda Serhan'dasın ya. Evet. Bir kadın abicim, bir erkeğe güveniyorsa... İyi, Emre'nin neyine güveneceksin? Bana bir söylesene. Nasıl yani? Bir dakika, sen bu lafı Emre'nin buraya geldiğini fark etmeden mi söyledin? Emre bunu duydu mu? Neyine mi güveneceksin? Burger King'i.
abla şey yapsa, burun deliğine kadar soksaydınız abla kamerayı. Ha? Kameraya burun deliğine kadar soksaydınız. Yarınki bir şey söyleyeceğim chat. Yarın kızılcık şerbeti artı bu. Yani chatte de biri yazmış. Bir de kahve patlatırım ben chat. Güzel bir kahve patlatırsam sahur yayını. Yarın kaçmaz chat. Kaçmaz chat. Bu arada birazdan şeye geçiyor. Romance Club'a geçiyoruz. Ha. Vay vay vay. Allah kahretmesin. Nedense bu bir şey vay vay bir kaos. Yani eserim eserim gerçekten. Derim sana şekerim ya. Şekerim 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 ya. Gülüm yok. Elmas şelalesi var ama biz elmas şelalesi olmadığı bir gün oynayacağımız için elmas şelalesi olacağı bir günde oynamamıza gerek yok. Vay vay vay, bu şıklık ne böyle? Nasıl? Bu ne böyle? Amenna. Amenna. Ben arkadaşlar hakikaten bir şey söyleyeceğim. Amenna sesi gelince dedim Emre nereden çıktı? Çizgi dudaktan korkarım dayı. Hocam haklı. Hocam haklı. Arkadaşlar siz beni duymuyorsunuz galiba. Cans 414. Canım benim Cans 414. Ben şimdi dedim ki arkadaşlar diyorum yarın diyorum kızılcık şerbetinin arkasından diyorum sağlam bir kahve koyarız diyorum. Kısmet olur yaparız yani sahur yayını gelir diyorum. Yarın sadece kızılcık mı var diyor. Kızılcık fiyakalı bir yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Cans 414 kurban olacağım sana gülüm benim ama ya. Böyle. Ama ben artık pankart mı açayım yavrum, meşalemi yakayım burada, taklım benim, güzelim benim ya. Nasıl? Bu ne böyle? Cansım yapma gözünü seveyim. O ara yoktum, çalla tutmadım. O ara yoktum, çalla tutmadım. Kurban olacağım. Heyecan yaptım. O ara yoktum, çalla tutmadım. Vallahi duymadım diyecekti galiba. Canım benim. Yarın arkadaşlar kızılcık artı kısmetsiz olur. Bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ünlem menüye güvenin. Arkadaşlar rica ediyorum. Ünlem menü komutuna güvenin. Ünlem menü. Yazdığınız zaman arkadaşlar tık tık. Bu ne abla? Vallahi bir terlik terlik terlik. Şekerim şekerim şekerim. Ne oluyor? Ne alaka? Eser Daniel'le ne alaka şu anda ya? Soğuk bir yaz günü. Allah kahretmesin, geliyor gene meme ucu. Meme ucu geliyor gene. Eser. Gördüm senin yüzünü. Kim lan o yanındaki? Ayça mı, Cansel mi? İnşallah Cansel'dir. Kafam uçtu gitti. Kafam mı? Ama... Ama... Ne oldu? Günü. Gördüm senin yüzünü. Evet. Kafam uçtu gitti. Derim sana şekerim. Ama lafım daha bitmedi. Eser sen bir de gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bu şiirlerin güzel olduğunu falan düşünmüyorsun değil mi? Ben böyle dumur oldum. Ne yapacağımı bilemedim yani. Dumur mu? Ne oluyor? Bence bilme, yaşa. Hadi gidelim. Aaa! Kusacağım! Amenna. Yalnız ben şiir yazılacak bir adamım. Vallahi canım ben Amenna. Şimdiye kadar hiçbir erkeğe şiir yazmadım. Ya sen Serhan, gerçi İlhan dudak ısırdı, bir de abla bir de ısırdı biliyorsun. Bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Sen gerçekten şiir yazılacak bir adam olduğunu düşünmedin değil mi Serhan'ım? Öbeni. Canım. Öbeni. Öbeni. Allah'ım ne olur ya, sen övülmeyi mi özledin Serhan? Ben de abla bunu biliyordum yalnız. Birinin bu yorumu yapacağını biliyordum. Kızların evinde de bu durumdan hakikaten çok rahatsızlık duyan... Evet, Jesus Christ. Kalbi acıyan bir insan var. Enteresan şeyler yaşanacak yarın. Yarın çok enteresan, vallahi billahi şeyler yaşanacak chat.